Şunu anlamıyorum. Nasıl oldu da bir polen taneciği dünyayı değiştirdi? Değiştirdiği kesin. Charles Darwin'den önce 1827'de İngiltere'nin ilk botanikçisi Robert Brown bitkilerin döllenmesi üzerine çalışma yürütürken mikroskop altında tuhaf bir şeyler olduğunu fark etti. Bir polen taneciği bir damla suda kıpırdanıp duruyordu. Brown merak içinde bu polen taneciğini mikroskopla uzun süre inceledi ve polenin hareketi hiç durmadı. Sallanmaya ve sarsılmaya devam etti. Bu hareketlerin bir düzeni yoktu. Devam eden gelişigüzel sallanmalardı. Nedenini bulamadı. Robert Brown bunu çözmek için azimle uğraştı. Polen taneciğinin kısılıp kaldığı damlanın sıcaklığını değiştirmeyi denedi. Damlacığı soğuttu. Polen taneciği daha az zikzak çizdi. Su damlacığını ısıttı ve zikzakların sayısı arttı. Brown bu konuda bir yazı yazdı. Makalesini okuyan bilim insanlarının hiçbiri bunu çözemedi. Brown deviniminin gizemli, görünmez sebebi çözülemedi. Bilim dünyası şaşkına dönmüştü. Bir açıklama geldi. Bazı bilim insanları onu hareket ettirenin suyun enerjisi olabileceğini ileri sürdü. Fakat bir kanıt yoktu. Kanıt bilim için elzemdir, yoksa her şey bilim kurgunun ötesine geçemez. Bilim insanları polen taneciğinin neden sallanmaya devam ettiğini kanıtlayamadıkları için bu durumu es geçmeye karar verdiler. Polen taneciği onlar için zor bir konuydu. Bilim dünyası 75 yıl boyunca polen taneciğinin zikzaklar çizmesini öyle veya böyle görmezden geldi. Ta ki Albert Einstein bu konuyla özellikle ilgilenene kadar. Polen taneciğinin bu çılgın dansı yapmasının bir açıklaması olmalı. Masamda bir bardak su içine birkaç polen taneciği atacağım ve neler olduğunu çözmeye çalışacağım. Bu görünmez olay, yer çekimi, manyetizma ya da adı her neyse bu temel ilkeyle alakalı olabilir. Aa, peki ya bu fizikçilerin daha önce duymadığı görünmeyen bir enerji değilse? Her zaman söylediğim gibi, ne kadar basitse o kadar iyi. Belki de polen taneciği dans etmiyordur. Belki de mikroskopla bile görülemeyecek kadar küçük bir şey tarafından itilip kalkılıyordur. Bir düşüneyim. Bir fizik formülü oluşturmak için önce neyi çözmek istediğime karar vermeliyim. Polen taneciğinin gideceği mesafeyi öngörebilirsem, onun görünmeyen iticisinin gücünü hesaplayabilirim. Fakat hareket gelişi güzel olduğuna göre, öngörüm bütün koşullarla ilgili olmalı. Her şey görecelidir. İşte, ekranımda bir formül görmeye başladım. Aa, henüz ekran diye bir şey yok ama olacak. Kurşun kalemim nerede? İşte bulduğum şey bu. Ne güzel değil mi? Einstein müthiş dehasıyla geniş bir fizik formülü çeşitliliğini birleştirerek gelişi güzel hareket eden bir partikülün yani polen taneciğinin suya hapsolduğu zaman suyun viskozitesine, suyun sıcaklığına, partikülün hareket ettiği mesafeye, polen taneciğinin kütle ve boyutuna, hızına ve hareket süresinin sürekliliğine bağlı olarak hareketin istatistiksel kurallarına uyduğunu gösterdi. Einstein'ın akışkan mekaniğine istatistiksel yaklaşımı, tek bir H2O su molekülünün ve sonunda hidrojen ve oksijen atomlarının kütlesini belirlemeyi sağlayan bir hesaplama yapmayı mümkün kıldı. Brown devinimi çözüldü ve Einstein 20. yüzyılı atom dünyasına açtı. Göz ardı edilen, sallanan, önemsiz polen tanesi, atomların kanıtına giden yolu gösterdi. O polen taneciği bir Nobel ödülünü hak ediyordu. Tesadüfi olayların istatistiksel analizi birçok bilimsel uygulamada önemli bir aygıt oldu. Brown devinimi tesadüfi dalgalanmalar anlayışıyla bilim nihayet hava olayları, oyun teorisi, trafik akışı, borsa dalgalanmaları hatta insan hücresi işlevi gibi konularda sayısal çözümlemeler yapabilecekti. Bunlar Einstein'ın istatistiksel teorisinin sadece birkaç uygulamasıdır. Hepsi yorulmak bilmeyen bir polen taneciği sayesinde oldu. Einstein'ın ilgisini çeken bilimin unutmayı seçtiği başka bir gariplik daha vardı. Merkür gezegeni hiç kimsenin açıklayamadığı bir şey yapıyordu. 20. yüzyıla girmeden 200 yıl önce Sir Isaac Newton evrensel yer çekimi kanununu yayınladı. Aslında buna Newton'un yer çekimi teorisi denmesi gerekiyordu. Yasa değildi çünkü. Einstein, Merkür gezegeninin yörüngesel tuhaflığının açıklanamayan gizemini çözer çözmez, Newton yerçekimini yeni yerçekimi teorisiyle gölgede bırakacaktı.
Newton, iki kütle arasındaki yerçekimi etkileşiminin formülünü açıklamıştı. Newton'un matematiksel yerçekimi açıklamasıyla bilim dünyası gezegenlerin neden Güneş'in etrafında döndüğünü anlamıştı. Newton'dan önce bilim dünyası sadece gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü biliyordu. Fakat nedenini açıklayamıyorlardı. Newton'dan sonra gökbilimciler büyük bir hevesle bilinen gezegenlerin yörüngelerini Newton'un yerçekimi teorisine göre yeniden hesaplamaya ve gezegenlerin teleskopla dikkatli bir şekilde gözlemlenmesiyle hesaplamalarını kontrol etmeye başladılar. Ne var ki Merkür farklıydı. Kısaca bahsetmem gerekirse Merkür, Sir Isaac Newton'un matematiksel formülüne tam olarak uymuyordu. Newton'dan sonraki ilk yıllarda 1750'lerde ve öncesinde bilinen 6 gezegen vardı. Görünen gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn. O zamanlar başka bir gezegen ya da asteroid henüz teleskopla keşfedilmemişti. Derken gerçekten olağanüstü bir şey meydana geldi. Öyle ki bilim bu şeye hala bir açıklama bulamadı. 1760'ların sonunda ve 1770'lerin başında iki Alman gökbilimci bilinen bütün gezegenlerin ve bazı bilinmeyenlerin yörüngesel yollarının konumunu belirleyen basit bir sayısal dizi yayınladı. Johann Daniel Titius ve Johann Elert Bode bu matematiksel yörüngeyi yayınladı. Artarak ilerleyen bu dizideki her sayıya 4 ekleyin. 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Sonra her toplamı 10'a bölün. İşte Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngesel yollarını astronomik birimle hesapladınız. Dünyadan Güneş'e olan mesafe bir astronomik birim kabul ediliyor. Bu kullanışlı bir yaklaşım ve işe yarar bir ölçüm standardı. Dünya 3. gezegendir. O yüzden dizinin 3. sayısı olan 6'yı alıyorsunuz. 4 ekleyip 10'a bölüyorsunuz. AU olarak kısaltılan bir astronomik birimi elde ediyorsunuz. Jüpiter'e bakalım. Titius Bode dizisinde 48 sayısını alacağız. 48 artı 4 eşittir 52. 10'a bölersek eşittir 5,2 astronomik birim. Jüpiter'in yörüngesel yolu Güneş'ten tam olarak bu kadar uzakta. Satürn'de de işe yarıyor mu? Deneyelim. 96 artı 4 eşittir 100. 10'a bölününce Güneş'ten 10 AU uzakta. Yani Güneş'e Dünya'dan 10 kat daha uzak. Satürn'ün yörüngesi burada. Titius Bode yasası işe yarıyor. Bu düzen doğru. Gökbilimciler Mars ve Jüpiter arasına Satürn'den sonra kısa zamanda bir sayı daha yazdılar. Titius Bode kuralı William Herschel'in araştırmasına ilham kaynağı oldu. 1781'de Uranüs gezegeninin keşfini ve 1801'de ilk asteroid Ceres'in Giuseppe Piazzi tarafından keşfedilmesini sağladı. Bu tuhaf bir şekilde doğru küçük bir sayısal ilerlemeydi. Titius Bode kuralı günümüzde Satürn'ün uydularının Uranüs'ün uydu sisteminin yerlerini belirlemek ve hatta başka yıldızların etrafındaki öte gezegenlerin yerlerini tespit etmek için kullanılıyor. Buna rağmen neden işe yaradığını hiç kimse bilmiyor. Görünüşe göre bu yeni genç Einstein'ını bekleyen esaslı bir gizem. Neyse, konumuza dönelim. Merkür'ün tuhaflığı neydi? Merkür, Newton'un yerçekimiyle hesaplanamayan bir şey yapıyordu. Merkür'ün yörüngesinin perihelyon noktası her yıl biraz daha ileri gidiyordu. Perihelyon noktası bir gezegenin Güneş'e en yakın olduğu yerdir. Bu fark edilebilir bir değişimdi ve Newton'un yerçekimi formülüyle hesaplanamıyordu. Ya da iç Güneş sisteminde Merkür'ün yörüngesini etkileyen başka bir gezegen olmalıydı. Merkür'ün yörüngesinin içinde bir gezegen arayışı başladı. Potansiyel yörüngesinin hesaplamaları dünyaya dağıtıldı. Hatta bir isim bile seçildi. Vulkan. Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar şafakta ve gün batımında gökyüzünde Güneş'in yakınlarında Vulkan'ı arıyordu. Ama Merkür'ün yörüngesinde bir gezegen bulunamadı. Vulkan yoktu. Kusura bakmayın Bay Spock, bilim yine başaramadı. Merkür'ün yörüngesinin perihelyon noktasından ileriye doğru anormal devinimi 50 yılı aşkın bir süre açıklaması olmayan bir gizem olarak kaldı. Ta ki Einstein bir gün İsviçre'de Bern'deki bir açık hava kafesinde patent bürosundaki iş arkadaşıyla kahve içene kadar. Michele Besso, Einstein'ın sınıf arkadaşıydı ve ömür boyu arkadaşı olarak kalacaktı. Açıklanamayan şeyleri sevmiyorum. Ben de öyle Albert. Merkür'ün perihelyon noktasından ileriye doğru anormal devinimi açıklanamıyor. Şekeri uzatır mısın? Vulkan olmadığını biliyoruz. Hayır, vulkan değil ama o zaman ne? Albert, sen bütün problemlerini fizikle çözmeye devam ediyorsun. Neden mühendisçe bir yaklaşımı denemiyorsun? Nasıl yani? Güneş sistemine fiziksel bir yapı olarak bakarsan bir cevabı olabilir. Tamam Michele, seni dinliyorum.
Parmağımı boş kahve fincanının kenarında gezdirirsem yol daireseldir. Fakat şu peçeteyi fincana batırıp bunun gibi bir koni yaparsam o zaman koninin içindeki eliptik yörünge öne doğru kaymaya meyillidir. Aman tanrım, uzay düz değil. Garson, Michele'ye bir kahve daha getirin. Albert, bir sürü yeni hesaplama yapman gerekecek. Evet, çoktan kalkmış olmalıydım. Garson, o kahveyi iptal edelim. Sonra görüşürüz Michele. Tamam Albert, iyi şanslar. Einstein 1905'te göreliliğin özel teorisini yayınlarken Michele Besso'ya paha biçilmez katkısından dolayı minnetlerini sundu. Kısa süre önce Michele Besso ve Einstein'ın Einstein 1915'te genel görelilik teorisini yayınlamadan önceki yıllarda birbirlerine gönderdikleri mektuplar bir müzayedede 13 milyon dolara satıldı. En iyi arkadaşınızın size yazdığı mektupları ve mesajları saklasanız iyi olur. Bir gün çok değerli olabilirler.